Evden yavaş yavaş ayrılıyoruz. Sağ olsun çocuk ailesi misafir etti. Yedirdi, içirdi, kaldırdı. Dedi daha da kal. Yok dedim. Bir gün kafi. Fazla kaldın mı? Çünkü misafirlikten çıkıyor olay. O yüzden bir gün dedim yeter. Şimdi bakalım. Çimkent'e geçeceğim. Çimkent'e bir tane arkadaşım var. Türkiye'den tanıyorum kendisini. Kazak arkadaşım. Bayan. O çağırdı. Dedi mutlaka gel yanıma. Onun yanına gideceğim. Onun yanında birkaç gün. Bilmiyorum artık yani. Bir gün, iki gün, belki bir hafta. Onun yanında kalacağım. Oraları çekeceğim. Bakalım. Bunlar da tavuklarımız. Böyle bir durum. Arkadaşlar bakın bu da Kazakistan'ın polis arabaları bu şekilde. Öyle söyleyeyim ben size. Skoda marka, Skoda, Octavia marka araçlar kullanıyorlar genelde. Evet arkadaşlar şimdi tren istasyonuna geldik sayılır. Bizim eleman beni tren istasyonuna bırakacak. Ya da daha doğrusu bakacağız bakalım buradan soracağız. Taraz'dan Çimkent'e şey var mı? Tren varsa trenle gideceğim ya. Zaten uzak değil yani. Arabayla 2 saat falan sürüyor. Trenle de taş çatlasın 2-3 saat sürsün. Belki daha az sürer. Bakalım. Varsa daha iyi. Trenle gideceğim. Arkadaşlar şimdi tren istasyonunun girişine geldik. Ayrıca bakın şurada bir tane araba duruyor. Çin'de üretiliyor. Çin arabası aynı Porsche gibi. Her neyse konumuza dönelim. Girişi burası tren istasyonu. Şimdi bir sigara içip içeri gireceğiz. Bakacağız, soracağız. Öyle bir durum. Şimdi dediğim gibi tren istasyonuna geldik. Öyle söyleyeyim ben size. Buradan şimdi bilet oluyoruz. Şeyden. Taraz'dan Çimkent'ine. İşte böyle bir tren istasyonu arkadaşlar burası. Böyle bir yer. Arkadaşlar tren biletimizi aldık. Öyle söyleyeyim. Yaklaşık bir 2500 tenge falan tuttu. Sağ olsun arkadaş yardımcı oldu. Şimdi arabadan çantayı almaya gideceğiz. Ondan sonra dediğim gibi trenle İnşallah devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi trene yetiştik. Öyle söyleyeyim. 4 numaralı vagon ve 9 numaralı şey. 4 numara ve 9 numaralı koltuk. 70 etleri nasıl var? Orada mı? Ya. Evet şu arka tarafa gideceğiz. Open again your Wi-Fi. I write my friend because I have no internet, you know. My internet losting. Arkadaşlar şimdi bindim trene. Koltuğuma oturdum. Burada şarj aletim falan da var. Sanlar falan da. Bakalım birazdan kalkacak tren. Tren kalktı arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Biniyorum. Evet yaklaşık bir 2 saat, 2-2,5 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Tren yolculuğumuz. Bu şekilde dediğim gibi Taraz'dan Çimkent'e doğru ilerleyeceğiz. Bakalım. Para var mı? Ne? Ne var ayıp? Sekiz bin var. Para var mı?
Geziciler falan da geziyor şeyde. Satış falan yapıyorlar. Oh. Böyle bir durum. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi trenle giderken burada abiyle tanıştım. Abi isim neydi? Aziz. Aziz abi. Aziz abi Taraz'da yaşıyormuş kendisi. Tarazlıymış öyle söyleyeyim. Kendisi buradan şimdi nerede gidiyorsun abi sen bu trenle? Ne tarafa gidiyorsun? Aktau tarafta. Şimdi Aktau tarafta gidiyor öyle söyleyeyim. Yani buradan yaklaşık kaç kilometre söyledin abi? 2700. Wow, yani 2700 kilometre buradan trenle gidecek yani. Öyle tahmin ediyorum ki bir günden fazla sürecek mi? İki yarım. Yarın akşam orada. Yarın akşam. Yarın akşam stasyonda inecek. Ondan sonra 4 saat otobüsle gidecek. Otobüsle. Evet arkadaşlar duydunuz toplamda 4 yani 2 gece daha yolları var öyle söyleyeyim. Benim yaklaşık 2 saatlik bir yolum kaldı öyle söyleyeyim. Zaten fazla uzak değil 2-2,5 saat sonra ben ineceğim Çimkent'e. Böyle bir durum. Merhaba nasılsın abi iyi misin? İyi misin? Eyvallah nerelisin? Kazakistan'da mı? Çok güzel. Türkçe biliyorsunuz. Türksünüz ya. Eyvallah abi. Elhamdülillah. Evet. Ya dediğim gibi yani Kazakistan gerçekten bana göre çok çok güzel bir ülke. Kazaklar zaten biliyorsunuz özü Türk yani. Özbekler olsun, Kırgızlar olsun. Hepsi zaten kendi ülkemizdir yani buralar her yer. O yüzden bir de Türkiye'den oldunuz mu? Yani Türk olduğunuzu söylediniz mi? Hepsi de gerçekten çok çok yardımcı oluyor. Çok çok yardımsever insanlar. Yani kesinlikle bir problem yaşasanız, bir şey olsa herhangi bir şeyde mutlaka yani ben şu ana kadar onu gördüm. Mutlaka yardımcı oluyorlar yani. Her konuda size destek veriyorlar. Böyle bir durum. O yüzden ben Kazakistan'ı gerçekten çok sevdim, çok beğendim. İnsanları da güzel. Yeri de çok güzel. Böyle bir durum. Yastığı da bana lazım gerek değil. Vallahi. Daha rahat olur o yüzden. Teşekkür ederim. Sağ olasın. 2 gün yol gidecek. Kolay değil. Dur gelmiş şu anda. Nasıl? Dur gelmiş şu anda. Evet. Nasıl? Aktağlı güzel mi oralarda yoksa? Nasıl gidiyor? Olur. Hancı'da? Hancı'sı yakınından basıyorum. Thank you.
o kadar bura kadar soğuk yok. Çimkent güzel. Çimkent güzel, evet. Evet, ben duydum onu, hep duydum. Böyle insanlar diyor Çimkent çok güzel, çok güzel. Ama Taraz da güzel. Taraz ben çok sevdim. Ve Taraz'ı çok turist kimse bilmez. Söylüyor kimse. Ama bence Taraz çok güzel. O tek durgan, o yukarıda. Su tek durmaz ya. Orası çok güzel. Şey var, Zeniş Park var. Çok güzel, süper yerler. Sen bizim tarafları görseydin. Nerede? Bizim taraf yaşadığımız yerler. Haa. Vallahi mi?
Alagar'da tren. Bir şeyler falan satıyorlar. Yaklaşık 10-15 dakika sonra devam edecek. Geldik sayılır arkadaşlar. 2-3 dakika herhalde tren istasyonuna geleceğiz. Bakalım, bir arkadaş gelecek. Hatta Türkiye'den birlikte video çekmiştim. Kazak bir dayan arkadaşım vardı. O gelecek, beni alacak buradan birazdan. Bakalım birkaç gün misafir olacağım. Ondan sonra da bakacağız. Gelemedik şu istasyona ya. Trenin bu odasında çekeyim size. Bakın, böyle ısıtmak için mikrodalga fırın var. Ayrıyeten sıcak su, su sebili var. Burada istediğiniz zaman su alabiliyorsunuz. Lavabo var. Yani küçük bir mutfak gibi düşünün burayı. Burayı kullanabiliyorsunuz ücretsiz şekilde. Sonunda Çimkent'e gelebildik.
burası Çimkent arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşa bakacağım. Saatin orada olacağım dedi. Saati bulmam lazım. Ondan sonra da videoyu kapatacağım zaten. Burada saat kulesi var. Onun yanına gideceğiz. Orada dedi olacağım dedi. Seni bekleyeceğim bakalım orada geldi mi? Evet, burası Çimkent arkadaşlar. Bizimki geldi beni almaya. Şimdi gidiyoruz. Yavaş yavaş. Burada kapatıyorum videoyu. Evet arkadaşlar, şimdi sağ olsun Kazak arkadaşın evine geldim. Gerçekten sağ olsun yani. Beni burada ağırladı. Burada dışarısını size az da olsa göstereyim. Şöyle bir görüntüsü var evlerin dışı. Fazla bir şey yok burada. Bakalım.